41 haftalık hamile kadın iddiaya göre sezaryenle doğum yapması gerekirken doktoru tarafından normal doğuma zorlandı. Anne karnında oksijensiz kalan talihsiz bebek beyin felciyle doğdu. Evet, bir ailenin isyanı ve acı dolu hukuk mücadelesi var sırada. Sezaryen yapılması gereken doğumu normal doğuma zorladılar. Mosmor hiç ağlamayarak dünyaya geldi. 2 yaşındaki Kıvanç beyin felci geçirdi. İddiaya göre onu bu hale getiren kadın doğum doktorunun normal doğum ısrarıydı. Hatalı doktor nasıl vicdanı rahat, nasıl her gece rahat uyuyabiliyor acaba? 2 yıl önceydi. Neriman Ersin Çınkıt çifti sabaha karşı Eskişehir Devlet Hastanesi'ne gitti. Anne Çınkıt hamileliğinin 41. haftasındaydı. Sezaryen planlanmıştı ama doktorunun aşırı ısrarıyla suni sancı verilerek normal doğuma alındı. Renkli ultrason sonucunu incelemeden ve ileri tetkikler yapmadan normal doğuma zorlanmasından kaynaklıdır. Doğum saatler sürdü. Doğum anında 2 kez kordon bağı boyuna dolandığından beyni oksijensiz kaldı. Beyin felci geçiren Kıvanç bebek günlerce yoğun bakım kuvözünde kaldı. Kıvanç yürüyemiyor, oturamıyor, konuşamıyor. Şimdi 2 yaşında. Durumu bu. O doktorsa 12 Mart'ta hakim karşısındaydı. Doğum komplikasyonu dedi, 5 avukatla kendini savundu. Bu doktor çocuğumuzu ve bizim hayatımızı, geleceğimizi elimizden aldı. Tüm bu süreçlerde Çınkıt ailesi manevi olduğu kadar maddi olarak da yıprandı. Baba Çınkıt çocuğuyla ilgilenebilmek için işsiz kaldı. Oğlumuza iyi bir gelecek, kaliteli bir yaşam sunabilmek için iyi bir işim olsun istiyorum. Bir istekleri daha var. O doktorun hak ettiği cezayı alması.